Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci, HatSu Genel Kurulu 3. Olağanüstü toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Kimyeci, yaptığı açıklamada Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliği'nin 21. maddesine istinaden bütçeye ilişkin konuların meclis tarafından karar almadan önce ilgili komisyonlarda görüşülmesinin zorunluluk olduğunu, gündem maddelerinin görüşülmek üzere plan bütçe komisyonuna havale edilmesi gerektiğini, oturuma ara vermek suretiyle komisyonun çalışmasının tamamlanmasının ardından görüşmelere devam edebileceğini, içme suyu zammına karşı olduklarını belirterek şunları ifade etti. Buyurun. Sayın Başkan, değerli arkadaşlar, gündemde bahsedilen ödenek iptali ve ek ödenek konuları, tarife belirlenmesi, 5393 sayılı kanun ve mahalle idareler bütçe ve muhasebe yönetmeliğinin değişik maddelerle düzenlenmiş olup bu şekilde tek bir gündem maddesiyle teklif edilmesi dikkat çekici ve yasalara aykırı bir işlemdir. Ayrıca Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21. maddesinde imar ve bütçeye ilişkin konuların meclis tarafından karar almadan önce ilgili komisyonlarda görüşülmesi zorunludur İbaresi gereğince ek bütçe yani ödenek konusunun bütçe ve plan komisyonuna sevki gereklidir. Her ne kadar olağanüstü toplantılar bir birleşimi geçmemek üzere düzenlenmiş ise de aynı gün içerisinde oturuma ara vermek suretiyle komisyon çalışması tamamlanabilir. Konunun bu yönleriyle ele alınıp ek bütçe çalışmasına devam edilmesi gerekmektedir. Gündemin ilk cümlesinde bahsedilen 2015 yılı bütçesine koyulması gereken yedek ödenek Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nde şu şekilde düzenlenmiştir. Madde 38. Bütçede öngörülen hizmet ve amaçları gerçekleştirmek, ödenek yetersizliğini gidermek veya bütçenin düzenlenmesi ve görüşülmesi sırasında düşünülmeyen veya öngörülmeyen ve bütçede tertibi bulunmayan ancak yerine getirilmesi sorunlu hizmetlere ilişkin giderleri karşılamak üzere gerektiğinde diğer tertiplere aktarma yapmak amacıyla yedek ödenek tertibine bütçe gelirleri toplamının %10'undan fazla olmamak kaydıyla ek ibare yönetmeliğin ikinci fıkrası en az %5 ödenek konulu hükmü mevcuttur. Buna göre bütçede yapılacak yedek ödenek düzenlemesi yapılan hatalı bir işlemin düzeltilmesi olarak kabul edilmektedir. Kabul edilebilir. Gündemin ikinci cümlesinde belirtilen insan kaynakları ve eğitim ve daire başkanlığının 2015 yılı bütçesine fazladan öngörülen 31 milyon 655 bin liralık ödeneğin iptal edilmesi mümkün değildir. Ödenek iptali mahalli idareler bütçe ve muhasebe yönetmeliğinde şu şekilde düzenlenmiştir. Ödeneklerin iptali ve devri konusunu içeren madde 39. Yıl sonunda kullanılmayan ödenekler bütün düzeyleri belirtilerek iptal edilir. Ancak şartlı tahsisi mahiyette ve mevzuatı gereği ertesi yıla devri gereken ödenekler devir gerekçesi belirtilerek devredilir. Devredilen ödenek yeni yıl bütçesinde açılacak tertiplere ödenek kaydedilir denilmekte olup kullanılmayan ödeneklerin devrinin yıl sonunda yapılacağı öngörülmektedir. Kaldı ki ödenek iptali için meclis kararına gerek bulunmamaktadır. Yıl içerisinde kullanılmayan ödenekler mahalli idareler bütçe ve muhasebe yönetmeliğinde ve 5393 sayılı yasada belirtildiği üzere ihtiyaç olan gider kalemlerine yıl içerisinde aktarma yapmak suretiyle kullanılabilir hale getirilir. Yönetmeliğine göre aktarma maddesini içeren 36. maddeye göre aktarmayı da tarif ediyor. Aktarmak, bütçenin herhangi bir tertibinde bulunan ve o hesap döneminde kullanılmayacağı anlaşılan ödeneklerden alınarak ödenek ihtiyacı olan diğer gider tertiplerde veya yeni tertip açılacak açılarak yapılan eklemedir. Ancak personel giderleri tertiplerinden aktarma yapılmış tertiplerden yedek ödenekten aktarma yapılmış tertiplerden proje
projeye bağlı yatırım tertiplerinden ilgili mevzuatında aktarma yapılmaması öngörülen tertiplerden aktarma yapılamaz. Ayrıca böyle bir aktarmanın yapılabilmesi personel giderlerine dokunulmadan mümkündür. Bu nedenle teklif edilen bütçe düzenlemesi yasaya uygun olmadığından ve aşağıda belirtilen sebeplerle de ek bütçe teklifi içerisinde değerlendirilemeyeceğinden kabulü mümkün değildir. Gündemin son maddesinde belirtilen ek bütçe önerisi ise şu şekilde değerlendirilmektedir. Mali idareler bütçe ve muhasebe yönetmeliğinde ek ödenek bütçe tertibi bulunduğu halde ihtiyaca yetmeyeceği anlaşılan veya bütçenin düzenlemesi ve görüşülmesi sırasında düşünülmeyen ve bütçede tertibi açılmayan ancak yapılmasında zorunluluk bulunan bir hizmet için tertip açılarak bütçenin diğer tertiplerindeki ödeneklere dokunulmadan alınan ödenektir. Böylece ek ödenek ancak bütçe yılı içerisinde verilebilir. Ek ödenek verilmesi meclis kararı ile yapılır. Büyükşehir, ilçe ve kademe belediyelerinde ise belediye meclislerince kabul edildikten sonra Büyükşehir Belediye Meclisi'nce karara bağlanır. Ek ödenek verilmesi için yeni bir gelir veya finansman kaynağının bulunması zorunludur denilmekte olup ek ödenek düzenlemesi bütçenin diğer tertiplerindeki ödeneklere dokunulmadan alınan bir ödenek olduğunda ek ödenek içerisinde böyle bir düzenlemenin yapılması mümkün bulunmamaktadır. Bütçeyi oluşturan gel cetvelinde yapılması istenen değişikliklerin ve eklemelerin ancak bütçe komisyonu tarafından incelenerek karara bağlanması mümkündür. Ayrıca bütçe cetvelleri hatalarla doludur. Örneğin ek ödenek cetvelinde gider bütçesi 126 milyon 755 bin lira olarak gösterilmiş. Gelir ve finansman cetvellerinde ise gelir bütçesi 90 milyon 700 bin lira olarak belirtilmiş. Finansman yani borçlanmada 23 milyon 405 bin lira öngörülmüş. Böylece toplandığında 114 milyon 105 bin lira kaldığı görülmektedir ve bütçenin denkleşmediği böylece görülmektedir. 12 milyon 650 bin liralık yedek ödeneğin gider kalemlerinde olması gerekirken gelir kalemine eklenerek yanlış düzenler yanlış yapılmıştır. Yani 114 milyon 105 bin lira 12 milyon 650 bin lira toplandığında 126 milyon 755 bin lira etmektedir. Mali idareler bütçe ve muhasebe yönetmeliğinin bütçe tekniğinin sağlanması bölümünde bütçe tekniğinin sağlanmasında bütçe gelirleri esas alınır. Gelirlerin giderleri karşılamaması halinde aradaki fark ilk olarak gider bütçesinde öngörülen tertiplerden indirim yapılması ya da yeni gelir kaynakları bulunması suretiyle giderilmeye çalışılır. Buna rağmen denklik sağlanamamış ise borçlanma yoluna gidilerek veya varsa önceki yılda nakit devri yoluyla bütçe denkliği sağlanır denilmektedir. Bütçe denkliği bile sağlanamamış bir teklifin görüşülmesinin talep edilmesi çok şaşırtıcıdır. Ödenek kararnamesinin birinci maddesini bendinde düzenlenen İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı'nın fazladan öngörülen 31 milyon 655 bin lira ödeneğin iptal edilmesi, ek ödenek verilmesi konusuyla ilgili bir konu olmadığı, ek bütçe yapılması koşullarının yukarıda bahsedilen yönetmelik hükümlerine uygun olmadığı, ek ödeneğin bütçenin diğer tertiplerine dokunulmadan alınan bir ödenek olduğu açıkça belirtildiğinden, ayrıca mahalli idareler bütçe ve muhasebe yönetmeliğinin 30. maddesince bütçe ve kararnamesine mevzuata aykırı hükümler konulamaz hükmü gelince bu maddenin kararnameden çıkartılması gerekmektedir. Ayrıca sene başında henüz 2015 yılı bütçesi kullanılmadan, mevcut yatırımlara başlanılmadan, bütçe gerçekleşmesiyle ilgili belgeler tarafımıza sunulmadan bizim tahminimiz %10'luk bir bütçe gerçekleşmesi mevcut iken ek ödenek istenilmesi bütçe ilkeleriyle bağdaşmamaktadır. Mevcut alacakların tahsil edilmesi, kayıp ve kaçak oranlarının kamuyu zarara uğratma seviyelerinde yani %10'luk makul seviyelerin çekilmesi durumu mevcut iken
su ücretlerine zam yapılarak yatırım yapılmaya çalışılması, tasarruf, verimlilik, kaynakların etkin kullanılması ilkelerinden uzaklaşılması anlamı taşımaktadır. 2015 yılı bütçesi 301 milyon 605 bin 2015 ek ödenek istenilen bütçe 126 milyon 755 bin toplamda 428 milyon 360 bin lira. Böylece ek bütçeyle iptal edilmek istenen 31 milyon 655 bin böylece bir işlem kanunen mümkün olmadığından ve böyle bir ödenek mevcutken yıl içerisinde ödenek iptal edilerek ek ödenek istenemeyeceğinden 126 milyon 755 bin liradan 31 milyon 655 bin lira çıkardığımızda 95 milyon 100 bin liralık bir ek bütçe gelir gider denk olacak şekilde istenilmesi ve cetvellerin buna göre düzenlenmesi gerekmektedir. Teşekkür ederim. İsmail Bey'e verdiğim